Kurban Bayramı yaklaşmışken bugün bölgenin en büyük çiftliklerinden biri olan İkra Hayvancılık Çiftliği'ne geldik. Yanımızda İkra Hayvancılık Çiftliği sahibi Murat Çalık Bey olacak. Onunla kurban hayvanı nasıl olur, nasıl kesilmelidir ve müşteriye nasıl verilir? İkra Hayvancılık Çiftliği Murat Çalık Bey ile haberimize başlıyoruz. Teşekkürler. Kurban sezonu başladı. Ne olur. Şimdi tabii kurbanların nereden bakıldığını, nereden seçildiğinin yerine geçelim. Başlayalım. Buyurun. Önce de bahsettik. Bugün İkra Hayvancılık Çiftliği'ndeyiz. Bölgenin en büyük çiftliklerinden birindeyiz. Yanımızda İkra Hayvancılık Çiftliği sahibi Murat Çalık Bey var. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, başta da söylediğimiz gibi kurban bayramı yaklaşıyor ve kurban alımları bu zamanda hızlandı. Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban hangi şartlarda kesilmeli? Bunlarla alakalı bilgi almaya geldik sizden. Kurban alırken öncelikle Cenab-ı Allah sizin etinize değil ya ibadetinize ihtiyacım var diyor. Büyükbaş kurbanlık 25. ayından bir gün almalı. Eğer kimlik bilgileri, yani kulağındaki küpe numaraları sizin için kaynak ya da verileriniz doğruysa 25. ayından gün aldıysa sorun yok. Ama bir kurban 25. ayından gün almadıysa maalesef o kurban kurban olmaz. Şu önde süt dişleri vardır. Kurban 25. ayından gün aldığında süt dişi düşer ve onun yerine V gibi biraz daha enli bir diş gelir. 26. ayında öbür dişi düşer ve tekrar oraya gelir. Yani elinizdeki pasaport verileri doğru değilse, eğer hayvanı dışarıdan getirdiyseniz, yan köyden bile getirseniz, o bilgiler doğru değilse bir vebal var. Öncelikle bir kurbanın yetiştiği, yemlendiği bölgeden kesim bölümüne ya mezbahaya yürüyebiliyor derecede sağlıklı olması lazım. Kuyruk, kulak, göz, sağlık, zaten alıcı bunları görebiliyor, sorun yok. Kurban nasıl beslenmeli? Hangi şartlarda kesilmeli? Biraz da bunlardan bahsedelim. Onu da bahsedelim. Evet. Geldiğinizde gözünüz yandı mı? Bir koku var mı? Evet. Ama çok kokuyorsa ve gözünüz de yanıyorsa %100 oranın beslenmesi küsbedir. Ve hayvanı şişirir, kilolu gösterir ve yanıltıcı bir satış gerçekleşir. Şimdi biz ikra hayvancılık olarak ne veriyoruz? Arpa, buğday, fenli yem ve saman. Yemimizi kendimiz yapıyoruz. Yem makinelerimizi harmanlıyoruz. Sabah akşam saat 6'da yemler dökülür. Salt dönü bir çiftliğimiz var. Çalışanlarımızla birlikte çok sayıda büyükbaşımız var. Düvelerimiz var. Hiç kısıra biz düve deriz. 4 çeşit satış ve kesim var. 1. Siz grubunuzu kurmuşsunuzdur. 7, 6, 5 grubunuza gelirsiniz ve bütçenize göre dilediğiniz şekilde hayvan seçebilirsiniz. Yüzlerce hayvan var burada. Yani dersiniz ki benim bütçem 1800 ile 2000 lira arası bir hisse. Yani 7 hisse ne yapar? 13-14 bin lira. O zaman 14 bin liralık gruplardan bakarız. İkinci sistem, siz bu hayvanı alırsınız. 46 dönüm arazi içerisinde ailenizde, ortaklarınıza gelir ve kurbanınızı kendiniz kesebilirsiniz. 67 kişilik kasapla biz 12 yıldır mezbahamızda kesimde yapıyoruz. Yani biz sizin vekaletinizi alıyoruz. Hep birlikte tekbirleri getiriyoruz. Kelleyi aldıktan sonra bir imamımızla, hocamızla siz duanız yaparken biz kesimi, yüzmeyi gerçekleştiriyoruz. Ve parçalama hattına geldiğinde löp eti 1,5 kilogram halinde bir tencereye alıyoruz, çelik tencere. Kemikli etlerde de çok az et bırakıyoruz. Makinelerimiz var. Kemikli etlerde 1,5 kilo yapıyoruz. Sizin atıyorum ortaklığınız 6 mı 7 mi? Biz onu 7 eşit parçaya löp eti, 7 eşit parçaya kemikli eti bölüyoruz. Torba alıyoruz. 50 grama 30 grama kadar haklarınızı elektronik terazide dengeliyoruz. Size 7 torba löp et, 7 torba kemikli veriyoruz. Ortaklarınızı helalleşip herkes evine gidiyor. Ben ortak bulamadım. İşte grubum bozuldu. Eşim hacca gitti. Yalnızım. Mümin ve Müslümanlardan oluşan
7'şer kişilik gruplar kuruyor. Şu an 50'nin üzerinde bu hissedarlar içinde ayırdığımız ayrı kurbanlıklar var. 1890 liradan başlıyor. 2340 liraya kadar hisse bedelleri oluşturduk. Her birinin kilogramı farklı. Ve yine aynı şekilde kesimi yapıyoruz. Paylıyoruz, parçalıyoruz, torbalıyoruz. Size düşen helalleşip gitmek. Aracı olmayanlar var. Çok uzaklarda, yani bu Kocaeli'ye kadar gidebiliyorum. Ya Çorlu, Tekirdağ'ın sonuna kadar gidebiliyorum. Aracınız yok, vaktiniz yok. Siz telefon açıp vekaletinizi veriyorsunuz. Biz size orada iki tane fiyat ve kilogram öneriyoruz. Tıpkı o kişi buradaymış gibi kesiyoruz. Ya onun vekaletini aldıktan sonra frikolu araçlarımız, yani şu bahsettiğim, yani Kocaeli'si Tekirdağ'ın son noktasına kadar kurbanınızı zilinize basıyoruz. Efendim hayırlı bayramlar diyoruz. Kurbanlarınızı teslim ediyoruz. Ne kaporu alıyoruz. Söz konusu bile değil. Zili çalarız, kurbanı teslim ederiz, ödevimizi kapıda tamamını alırız. Biz burada veli nimetimize güveniyoruz. Biz bir sefer saatimize uyuyoruz. Ben eğer 11.45 dediysem 11.45'te keserim ve 2 saat süre isterim. O 2 saat içerisinde tartılmış torbalarınızı oradan sesleniyoruz. Samet Bey, kurbanınız hazır, buyurun diyoruz. Ortaklar geliyorsunuz, paylarınızı helalleşip gidiyorsunuz. Biz diyoruz ki siz aracınızı park edin. Bir kamelyamız var. Orada açık büfe, 14 çeşit kahvaltımız var. Yani sabahleyin bayram namazından sonra başlar ve akşamleyin 8'e kadar birinci ve ikinci gün devam eder. Siz çoluk çocuğunuzla ailenizle gelirsiniz. İkramlarımız bizim hediyemizdir. Çayımız, kahvaltımız sınırsız. Gazetenizi, derginizi okuyun. Bayram günü vale hizmeti var. Bay bayan mescitlerin görevlisi ayrı. Ya kamelyadaki aşçı ve aşçı yardımcıları ayrı. Sadece mesele kurban kesmek, kan akıtmak değil. Biz ibadeti yaparken o yanındaki ek hizmette de vermek zorundayız. Senin eşin, çocukların gelip de, ki ben burada bir çiftliğim var, buyurun diyorum. Eğer çok rahat edemezlerse ben ev sahibi olarak rahatsız oluyorum. Kendiniz kesebilirsiniz. Mezbahamızda kestirebilirsiniz. Adresinizi isteyebilirsiniz. Ben yalnız kaldım, bir gruba koy diyebilirsiniz. Öyle güzel dostluklar oluşuyor ki bu çiftlikte. Seneye ben grubu dağıtmışım. Grup kendisi toplanmış gelmiş. Abi biz geçen seneki grup dağılmadık. İşte atıyorum hanımlar, çoluk çocuk halen görüşüyoruz. Bize şimdi bir tane hayvan ver diyen o kadar çok ailem var ki yüzlerce. Bu da belki benim yorgunluğumu alan tarafı, hoşuma gidiyor. Bütün meslektaşlarıma şunu sesleniyorum. Kurban satarken o kurban 25. ayından lütfen gününü alsın. Bu hayvan kurban vasfına haiz olsun. İnsanların ibadetiyle oynamayın. Ne olur dürüst olun. Ben işte atıyorum satıcınındır sorumluluk. Bana ne deme şansın yok. Siz bir araba aldınız. Bu arabayı ekspere götürmüyor musunuz? Niye galericiye güvenmiyorsunuz? Yalan mı söylüyor? Ama yine de 250 lira verip ekspere gidiyorsunuz. Niye? Ya 5000 lira 10 bin lira zarar etmeyeyim. İyi de ya dünya malı için bu hesapları yaparken niye ahiret için yapmıyoruz? Bu daha önemli değil mi? İkra hayvancılık çiftliğindeydik. Bölgenin gerçekten en büyük çiftliklerinden bir tanesindeydik. Yanımızda Murat Çalık Bey vardı. İkra hayvancılık çiftliğinin sahibi. Dedi, emekli polisler gelip güvenliği de sağlıyormuş. Gerçekten büyük bir hizmet var bu çiftlikte. Mutlaka kurban alan kişilerin bu çiftliğe gelip bir bakmasını biz de öneriyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Gazete Çorlu'da kalın. Sağ olun, varın.